dakikalar içinde. Sevgili Erman Toroğlu'nun da yayınımıza katılacağını hatırlatalım. Feyyaz Hocam, sizinle başlayalım. Enteresan bir maç oldu. Çok konuşacağız, çok da konuşulacak. Sosyal medyaya bakıyorum zaten. Klasik olarak yıkılıyor. malumun ilanı. Gürcan Bilgiç de geldi. Yüzünde mütebessim bir ifadeyle hazırlıklarını yapıyor. Evet hocam, enteresan bir maçtı. İlk 45 dakika ayrı. İkinci 45 dakika bambaşka. Hakem kararları, tansiyonu yüksek bir karşılaşma. Fenerbahçe 4-4-2 ile çıktı. Başakşehir'de bu sezon bir türlü tutturulamayan ritim, erken öne geçmeye rağmen net pozisyonlardan yararlanamayınca hepsini konuşalım. Şöyle bir toparlayın siz. Konuşalım. Fenerbahçe'nin gerginliği maçın başında belliydi. Zaten çok net pozisyonlarda, son vuruşlarda hiç olmayacak vuruşlar. Onlar tamamen kararsızlık, özgüven eksikliği sonucunda kaçan gollerdir. Daha sonra rakibin eksilmesi, daha doğrusu tabii ki öncelikli olarak öne geçmesi, Fenerbahçe'nin biraz rahatlaması, sonra da rakibin eksilmesi maçın skorunu doğurdu. Fenerbahçe için çok önemli bir galibiyet. Çünkü son haftalarda özellikle Fenerbahçe camiasının alışık olmadığı içeride mağlubiyetler dolayısıyla bir gerginlik vardı. Erol Hoca sanıyorum çok mutlu olmuştur mevcut skordan. Oyunla ilgili Erol Hoca'yı mutlu eden şu da olabilir. Oyuncuların verdiği mücadele, kazanma isteği, arzu, son vuruşlardaki beceriksizliğin dışında genel olarak maçı daha fazla kazanmak isteyen bir Fenerbahçe gördüm rakibine göre. Kadro değişikliğinde de şöyle bir bana göre hocamız şöyle düşündü. Novak'la Caner'i solda gördük. Çift santrafor nasıl oynar bir adam? Biraz da orta sahayı da kapatması lazım. Caner biraz hem sol ön gibi oynadı hem de biraz orta sahaya yardım eder gibi. Yani orta sahanın gizli üçüncü adamı gibi oldu. Burada tabii ofansta bir kişi fazla oynama şansı yakaladı. Erol Hoca bu bir taktik ve tuttu bana göre. Bundan sonraki maçlarda da böyle bir şey düşünebilir. Çünkü tek santraforlu Fenerbahçe'nin bugüne kadar oynayan tek santraforları yeterli performansı sergilemediler. Bir de hani o opsiyonların azlığından da dem vurmuştuk ya, biz hep ona vurgu yapmıştık. Evet. Bugün farklı bir opsiyon sahaya sürdü Erol Bulut. Buyurun hocam. Onun dışında Nazım'ın tabii gol atması kendi adına çok önemli. Çok kritik bir maçta yeni takımında. Altay'ın kalede olması tabii Fenerbahçe için ayrı bir güven. Genç bir kalecinin bu kadar kısa zamanda büyük bir takımda bu kadar çok oynaması ve her geçen gün kendini geliştirmesi hakikaten takdire şayan bir durum. Onun dışında Serdar Tisserand görüldü ki Fenerbahçe defansının göbeğinin iki tane vazgeçilmez adamı. Yani çok fazla bu saatten sonra herhalde hocam orada bir değişiklik yapmaz. Orta sahada Ozan'ın eksikliği nasıl bir sıkıntı yaratır diyorduk ama dediğim gibi Caner'in orta sahaya yardımı, Mert Hakan'ın biraz daha fazla koşması, çabalaması, Gustavo'nun orayı daha iyi kapatması sonucunda orta sahada bir sıkıntı yaşamadılar. Çok daha enteresan skorlar olacak bu sene. Ve bu sene ligde çok şeyler göreceğiz. İkinci yarıda özellikle, çünkü arası olmayan bir lig oynayacağız. Artık evet, hiçbir hocam. Maçın bana göre favorisi yok. O kadar yok. Yoğun bir takvime girdik ki. Evet, hiçbir maçın favorisi yok. Bekleyip göreceğiz inşallah. Bu maçın girilen gol pozisyon sayısı da bana göre değerli. Oynanan oyun da değerli. Tabii tartışılacak çok konu var. Evet. Maçlar aşağı yukarı böyle oynanır diye bekliyorum, hissediyorum, istiyorum. Gürcan Bilgiç, yani çok erken yenik duruma düştü Fenerbahçe. Şimdi. Ama böyle bir maç, tartışmaları vesaireleri hepsini konuşacağız. Hem bardağın dolu hem de boş tarafını konuşmakta fayda var. Her iki açıdan da rica ediyorum. Şimdi aslında teknik direktör arkadaşlarımız var burada ama yani bu maç teknik taktik maçı değildi. Sizler çok yaşamışsınızdır futbol hayatınızda böyle karşılaşmalar. Ve Fenerbahçe takımı da işte eksikleri, geçmiş mağlubiyetlerin getirdiği yükler, işte teknik direktörün tartışılması, rakiplerin kazanması, yani kaosu da çok sever biliyorsunuz Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyası özellikle. Yani maçın anlamını başkalaştırmıştı, hikayesini de farklılaştırmıştı. Mesela Beşiktaş maçı öncesi burada konuştuğumuz zaman
Fenerbahçe favorisiydi maçın. Hatırlıyorsun Feyyaz Hocam, her maçın ruhu vardır dedik. Evet. Yani bu maçın da ruhu, maç başladı, yenik duruma düştü. Daha sonra Başakşehir golleri kaçırdı, Gustavo'nun pozisyonu var. Devre biterken 1-1 geldi. Bir anda maç Fenerbahçe adına daha pozitif bir şekilde kendi ruhunu oluşturdu. Ve devamında da yani öne geçmesiyle birlikte bu sefer yük Başakşehir'in üstüne bindi. Çünkü öyle veya böyle Başakşehir'in de kazanması lazım bu karşılaşmayı. Tabii tabii. Tepede hafta kalmak sonunda adına. Onu konuştuk tabii. Ya bıçak sırtı bir maç. Yani tamam Fenerbahçe için de önemli bir maç ama yani yukarıya çıkacaksam ben oraya tırmanacaksam Başakşehir'in de kazanması gereken maçtı. Ve kırmızılar geldi. İşte Okan Hoca atıldı. Ben şöyle söyledim. Ender, bir iki nota daha bakacağım. Sonra daha detaylı konuşuruz. Gazetedeki yazımın başlığı kuruluş Fenerbahçe'dir. Yani artık yeni bir dönemi başlıyor Fenerbahçe. Ben de geldim dediği. Çünkü bu haftayı bay geçecek. Önümüzdeki hafta yani Alanya maçı var galiba ilk karşılaşmaları. O maçla birlikte sakatları dönecek. Şu Başakşehir'in paylaşımı, sosyal medyadan yaptığı paylaşım. Patlamış bir top fotoğrafı. 4-1'lik skoru bu fotoğraf eşliğinde duyurmuş Başakşehir resmi sitesi bu arada. Bilmiyorum ne için yaptılar. Evet tartışacağımız hakem kararları da vardır ama vay anasını ortalık yangın yeri kararı var mıydı bilmiyorum. Konuşacağız, onu, bakacağız. Onu şey yapacağız. Az sonra Erman Hoca da aramızda olacak. Ama çok ciddi. Ama şu da var. Bu furyaya Başakşehir'de geldi. Yani takımlarımız özellikle zirve hedefi olan takımlarımız kazandı kazanmadı maçtan sonra. Patlamış tom, çalmayan düdük, işte kara kaplı defter. Devamlı bunları yapıyorlar. Bu algı yönetimin içine Başakşehir'in de girmesini yatsımayalım. Onu söylemeye çalışıyordum. Yani kuruluş Fenerbahçe dedim. Sabah gazetesindeki yazımın başlığında. Çünkü önümüzdeki hafta içi başlayacaklar. Hafta sonu maçı yok. O maçla birlikte Samatta'ydı, Ener Valencia'ydı, Lemos'tu, Perotti'ydi. Yani deve dişi bütün transferlerini de hazır bir şekilde, oynatabilecek bir şekilde bulacak. Gol sonrası ya da maç sonrası olan görüntüleri de burada o sahada bulunmuş arkadaşlarımız yorumlasınlar. Yani özellikle 4. golün sonrasındaki sevinç, 3. golün sonrasındaki sevinç pardon, ardından Mert Hakan'ın Erol Bulut'a koşması 4. golden sonra. Ya yani onlar da oyuncu grubunun nasıl baskı altında olduğunu, nasıl birliktelik oluşturmaya çalıştıklarını onu da gösteriyor. Sonrasına bakarız Ender. Peki sevgili Yalçın seninle devam edelim. Daha sağdan ayağının tozuyla gelen sensin çünkü. Çok oynamışsındır sen tabii böyle maçları. Enteresan gitgelli bir maçtı, gergin bir maçtı. Futbolcular için kolay değil. Yandaki teknik ekip için kolay değil ama iki takım için de kazanılması gereken bir maçtı bu. İşte sebepleri, farklı sebeplerini anlattık. Ligdeki puanları, Başakşehir son 4 maçta galibiyet alamamıştı. Bu 5. maç oldu. Fenerbahçe 6 maçta 4 yenilgi almıştı. Öyle rakamlarla geldiler ki zaten gerginlik kendiliğinden aslında ilk düdükle beraber vardı. Sonuçta da böyle bir görüntü çıktı ortaya. Aslında Fenerbahçe tarafından bakarsak Ender abi şu anki mevcut durumdan dolayı hem oyuncu grubu hem teknik ekip bu maçı inanılmaz şekilde benimsiyordu. Baktığınızda oyunun ilk yarısında tamamen stresli görünen bir taraf Fenerbahçe ve bunu da zaten oyun içerisinde gördük. Doğru yapmak istediği, oyun içerisinde o pas trafiğini sağlamak istediği ama karşısındaki rakibi buna müsaade etmeyen, tamamen direkt oyun düşüncesine sahip olan bir Fenerbahçe ilk yarıda istediği pozisyonları bulamadı. Ama maçın ikinci yarısında baktığınızda Fenerbahçe daha çok topa sahip olmaya çalışan, Caner'i bu anlamda kutluyorum. Gerçekten bugün oyun içerisinde almış olduğu sorumluluk karakterli bir oyuncu grubuna. Çünkü stresli bir maç Ender abi. Baktığınızda bu tür müsabakalarda çoğu oyuncu
belli tecrübeli toplara girmez yani. Tecrübeli oyuncuların inisiyatif alması bilmiyorum lazım. Feyyaz hocam.